Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Belediye Başkanı adayım, cefakar meclis üyelerim, değerli Beyliköy'ünden hanımefendiler, hepinizi şahsım ve genel başkan olduktan sonra serveti az zaman tek lider olan liderimiz Devlet Bahçeli adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şunu söyleyeceğim. 30 Mart seçimleri ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında çok önemli bir seçimdir. İnşallah siz Beyliköylüler 2009 seçimlerinde verdiğiniz emaneti çalıp başka yerlere götürenlerden almaya söz veriyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve onun belediye başkan adayı inşaat mühendisi Kolay Ölsen'i belediye başkanlığına getirmeyi söz veriyor musunuz? Sayın milletvekilim, sayın il başkanım, değerli belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli muhtarlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençlerimiz, kıymetli basın mensupları. Milliyetçi Hareket Partisi, Beyliköy Seçim İltibat Kurumumuzun açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün ikincisini gerçekleştirdiğimiz seçim irtibat bürosu açılışımızda Kızılpınar'da geçen hafta gerçekleştirdiğimiz açılışta yaşadığımız heyecanın daha fazlasını Beyliköy'de görmekten gurur duyuyoruz ve bu gurur bizleri daha da heyecanlandırıyor. Her etkinliğimizde arkamızda hissettiğimiz bu ışık 30 Mart'ta zafere giden yolda yolumuzu aydınlatmaktadır. Son günlerde yaşanan hadiselerde görüldüğü üzere iktidar partisi milletten aldığı iradeyi milletin menfaatleri için değil kendi iktidar gücü için kullanmakta ve her türlü hile, baskı, tehdit ve ayrıştırma yollarını denemektedir. Artık bütün kefazelikleri açığa çıkmış. Korkusu mantığının önüne geçmiş. Hükümet ve lideri işi gücü bırakmış, haber kanallarında çıkan altyazılara müdahale etmektedir. Ateş bacayı sarmıştır. Ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, kimleri satın alırsanız alın, Türk milleti gerçeği görmüştür ve tercihini Milliyetçi Hareket Partisi'ne yana kullanacaktır. Üzere hizmetleriyle değil iki dönemdir yaptığı gibi başbakan gölgesinde seçim kampanyaları düzenlediler. Son 5 yıldır Çerkezköy Belediyesi'ni ortaklaşa yönettikleri CHP yöneticileriyle de bugün bakıyoruz el ele kol kola pozlar veriyorlar. Samimi aile pozlarından anladığımız üzere Kızılpınar'da da belirttim. Zihniyet aynı zihniyettir. Değişim gereklidir ve topyekun değişim için değişimin zamanı 30 Mart gibi yerel seçimler. Değerli Beyliköylüler. Hukuk adalet, milliyetçi hareket. Hak, hukuk adalet, milliyetçi hareket. Hak, hukuk adalet. İlerleyen günlerde tanıtımını yapacağımız projelerimizin bazılarını sıralamak istiyoruz. Öncelikle Beyliköy'ü her akşam ve sabah kokuya boğan arıtma tesisine mutlaka bir çözüm getireceğiz. Kanser yapan dereyi kapalı kanalla ıslah edip Beyliköy'ü bu rezaletten kurtaracağız. Bir yandan Devlet Su İşleri dereyi ıslah etmeye çalışıyor. Ne yükmese bir yandan belediye hafriyatta dereyi doldurmaya çalışıyor. Bu da yetmiyormuş gibi milyarlarca lirayı yapılan stadyum da hafriyat sahasının ortasında bırakılıyor. İnşallah bizim dönemimizde yeni stadyum projemizle Beyliköy'ü gerçekleştireceğiz. Emin olun bizim yönetimimizde sizlerin onayı olmayan hiçbir icraat gerçekleştirilmeyecek.
31 Mart günü belediye binasındaki bütün kapıları söküp atıyoruz. Siyah camları indiriyoruz.